Hasan Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi kendi alanınıza, bu keyif alanınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Beşikçi Baharat'tayız burada. Hem aynı zamanda toptancısınız, onu da biliyoruz ama Beşikçi Baharat'tan önce, sektörünüzden önce sizi tanımak istiyoruz. Hasan Nuri Akkurt kimdir? Sektöre nasıl tanıştı? Hasan Nuri Ustakurt. Firma müdürüyüm. Bizim firmamız aile şirketi. Firma sahipleri de dayılarım oluyor. Biz de üniversite sonrası beraber çalışmaya başladık. Halen devam ediyoruz. Uzun senelere dayanan bir hikayesi var. Tarihi bir şey tabii, değil mi? Yıllardır süre gelen, nesilden nesile doğru gidiyor sanırım. Evet. Biraz da yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedelim sizlerden. Evet. Hizmetleriniz nelerdir? Hı-hı. Neler yapıyorsunuz? Sanırım bir toptan gıda ağınız da var. Bunlardan bahsedelim biraz. Evet. Doğu Karadeniz bölgesinde baharat ve şifalı bitkiler grubunda tedarikçi bir firmayız. Evet. Özellikle bakkal ve market grubunda ambalajlı baharat ürünleri satışı yapıyoruz. Elimizden geldiğince kaliteli tedarikler yaparak, ürün temin ederek müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bölgemizde zincir marketlerde ve küçük noktalarda, bakkal noktalarında direkt kendi ekibimiz ve araçlarımızla, bunun dışında aracı, bayi ve toptancılar aracılığıyla da hizmet vermeye çalışıyoruz. Ürünleriniz nelerdir peki? Hangi ürün gıdaları? Belli birkaç kalem ürününüzden bahsetmiştik. Baharat grubunda mutfak baharatı diyebileceğimiz pul biberden nane, kekiye kadar birçok çeşit baharatı paketleyip marketlerde sunuyoruz. Onun dışında ayrıca bitki çayları grubu ve halkımız arasında şifalı bitkiler olarak bilinen işte zencefil, zerdeçal, o gruptaki ürünleri de paketleyip ambalajlayıp en kaliteli şekilde doğal gıda ürünlerini paketleyip ambalajlayıp müşterimize sunuyoruz. Aynı zamanda kendi hazırladığımız Türk kahvemiz de var. Beşikçi Türk kahvesi. O da müşterimiz tarafından beğenilen. Size özel bir kahve o zaman, değil mi? Sizin yapmış olduğunuz gibi. Evet. Yani kavrulması ve çekilmesiyle bize has bir kahvemiz de var. Evet. Peki, burada birçok da aslında toptancı da var çevrenizde, birçok yer var. Merdiven altı yapan yerler de var elbette. Maalesef, ama. Evet. Sizi ayıran özellik nedir? Beşikçi Baharat'ın ayıran özelliği nedir diğer firmalardan? Baharat genel olarak gıda ürünleri. Özellikle üzerinde hilesi çok olan ürünler. Bu noktada hem tedarikçilerden başlayan süreci takip ederek, hem de kendi bünyemizde ürünün saklama koşullarıyla, hazırlanma koşullarıyla o süreci takip ederek müşterimize en güzel halde sunmaya çalışıyoruz. Ya bu noktada gerekli analizler olsun, gerekli görsel ürün takipleri olsun, bunları kendi bünyemizdeki kimyager ve gıda mühendisi arkadaşlarla takip ediyoruz. Ve müşterilere ürünün gittiği noktada eğer ihtiyaç varsa, farklı talepler varsa onlara göre de hizmet vermeye çalışıyoruz. En önemlisi de biraz bölgesel yerel bir firma olmamız dolayısıyla müşterimiz üzerinde de bir güven oluşturduk Allah'a şükür. Aslında bununla ilgili bunu de sizin biraz önce sizinle beraber sohbet ederken bahsetmiştik. Hı. Aslında bununla ilgili de başarı bir kupanız, bir şeyiniz var değil mi? Bunlarla bahsedelim. Geçen sene 2017 yılı sonunda yapılan Anadolu Markaları ödül töreninde jüri özel ödülü aldık. Kapital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği bir organizasyon. Anadolu Markaları olarak firmamızı da bir marka olarak ödüllendirmiş oldular. Bu da bizim yıllardır yaptığımız çalışmanın ve müşterimizden gelen geri dönüşün bir neticesidir. Başarı ödülü aslında bu. Evet, kendinizi kanıtlamış olduğunuzun bir de göstergesi oldu. Evet. Daha önce başarılar dileriz elbette size ama. Teşekkür ederim. Peki bundan sonraki aşamada elbette her iş yerinin açılma hikayesi de var. Sizin babadan gelen, nesilden nesile gelen bir hikaye, öykünüz var ama bundan sonraki etapta neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hayaller, hedefler bitmiyor. Sizin başka düşünceleriniz nelerdir? Bizimki dededen gelen bir meslek. Kitap ve yayıncılık alanında da firmamız faaliyet gösteriyor. Onun hikayesi daha eski. Bundan sonraki süreç günün müşterinin taleplerine göre, günün koşullarına göre hizmet şeklini o şartları, o beklentileri karşılayacak şekilde güncellemek. Müşteri nasıl bir hizmet bekliyorsa o hizmeti sunabilmek için gerekli çalışmaları yapmak veyahut da nasıl ürünler bekliyorsa onlara cevap verebilmek. Mesela, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlamak adına. Evet, istek bu. Çünkü neticede biz müşterimize bir hizmet sunuyoruz. Oradan bir kazanç elde ediyoruz. Dolayısıyla bu ilişkiyi bozmamamız lazım. Görünüyor. Şu andaki olduğunuz yerden memnunsunuz o zaman.
Yani her geçen gün bir öncekinden daha iyi oluyor. Eksiklerimiz varsa tamamlıyoruz veyahut da yeni şeyler ortaya koyuyoruz. İnşallah böyle devam eder. Peki ben de size bu Trabzon halkına ve Doğu Karadeniz'e yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya davet ediyoruz, sizleri de. Son olarak da son sözlerinizi alalım. Sizi destekleyenlere, Trabzon halkına neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben de tekrar ilgi alakanız için teşekkür ediyorum. Hazırladığımız ürünler konusunda insanımız aklına soru işareti kalmadan güvenerek ürünlerimizi kullanabilirler. Bundan önceki kullananlar için de bizi mutfağına alanlar için de çok memnunuz. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın Hasan Bey. Sağ olun.